Ten rengine göre diyor, değişir rengine mesela göre özellikle değil. Buğday tenler değil mi? Değil diyor. O çok doğru bilinen yanlışlardan olur. Mesela ama kahve de koklanmaz. Kahve koklanmaz mı? Neden? Her yerde koklatıyorlar. 3-4 kokudan sonra burun yorulur. Kahvenin yoğun bir aroması vardır. Burnu şoklar. O saatten sonra ne gösterseniz alır çıkarsınız zaten. Ha, öyle yani. Tasarlama tekniğidir. Biraz dikkatli olmak gerekiyor. Koklamayın kahveleri sağda solda. Peki kişiye özel parfüm tasarımı nedir? Şimdi az önce bahsettiğim gibi yeme içme alışkanlıkları, uyku düzeni, tükettiğimiz besin değerler, meslek gruplarımız, hı hı, bunlar hepimiz bizim aslında birer kimliğimiz. Hı hı. Parfüm imzamız gibidir. Evet. İmzamızı oluşturacak olan notaları hem ten salgımızı göz önünde bulundurarak hem mesleki, sosyal konumumuzu göz önünde bulundurarak bir tasarım yapmak lazım. Hı. Örneğin siz bir finans sektöründesiniz, muazzam bir rakamlarla uğraşıyorsunuz. Bir sunumunuzda çok güzel bir sektörü anlatacaksınız. Değil mi? Orada Ajda Pekkan gibi kokmanın bir manası yok. Bal küpü gibi ya da tatlı tatlı şekerli bir koku size o imajı yaratmaz. Bir pırlanta sektörüne girdiniz, bir pırlanta mağazasına girdiniz. 10 bin dolarlık yüzükler gözünüzün önüne geldi. İçeride sıcak çikolata kokusu var. Ha, olmadı, doğru, evet. Bak şimdi örtüşmez. Düşününce bir anda. Patlamış mısır duyduğunda ne gelir aklımıza? Sinema. Sadece ben de kokmalıyım.